larımızın hemen ilk görüşlerini rica edeyim ben. Yani o akşam biz sıcağı sıcağına yayındaydık. Mete Bey de bizimle birlikteydi. Gürbüz Bey de bizimle birlikteydi. Siz o süreci nasıl takip ettiniz Ayto hocam? Yani <laughs> ne olduğu, e, vuruldu mu, sabotaj mı, kazam çok konuştuk o akşam. İşte sabahına zaten böyle bir e, sonuç ortaya çıktı. Başak Hanım, olayın teknik yönünü zaten evet. Mete Bey anlattı. Eyvallah. Bize de düşmez. Biz daha çok işin e, siyasi boyutunu, Türkiye ile olan ilişkilerini, bundan sonraki durumlarını e, değerlendirmek zorundayız. Peki şu <laughs> mı hocam? Yani İran'ın o kadar uzun süre ne olduğuyla ilgili çok çelişkili ifadeler vermiş olması, kamu dünya kamuoyuna bunun yansımış olması. Beni de dünyayı da şaşırtan şey İran'ın düştüğü ya da düşürüldüğü durumdur. İran bir helikopterini havalandıramadı. Bakın nükleerle oynayan bir ülkeden bahsediyorum. Nükleerle oynayan ve dünyada tehdit olarak algılanabilecek bir ülkeden bahsediyorum. Bir helikopterin uçuramadı. İki, ardı ardına güvenlik hataları yaptı. Hava koşullarını değerlendirin. Aynı helikoptere Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı konulmasını, Doğru, helikopterlerin işte üç tane helikopterin olmasının sadece bunun düşmesi. Bunlar hepsi güvenlik olarak ilgili arkadaşlar. Zaten aktardılar. Ama hepsinden daha önemlisi kardeşim senin cumhurbaşkanın düşüyor, ölüyor ve sen bulamıyorsun. Kendi ülkende 24 saat irtibatı kopartıyorsun. Bu, bu böyle bir şey olabilir. Bu mi? Olacak bir şey değil. Bu, bu bakın hiçbir ülkede bu olacak bir şeydi. Yani bu olay e, cumhurbaşkanlarının ölümünden siyasi açıdan bahsediyorum. Evet. Çok daha tehlikeli, çok daha mühim bir olaydır. İran'ın dünyadaki diğer ülkeler Karşındaki prestiji açısından zafiyet e, algısı bakın şimdi e, tabi zafiyet algısı bu zafiyetin açıkça gösterilmiş olması ve insanların gözüne gözüne sokulması İran'ın aslında e, dünyanın gözünden nasıl düşürüldüğünün bir göstergesidir yani İran aslında Orta Doğu'da oyun kuran oyun kurabilme kabiliyeti olan 2500 yıllık bir devlet geçmişi olan yani Herkesin dikkatle değerlendirdiği bir ülke iken bu duruma düşürmüş olması aslında çok vahim bir durum. Şimdi evet. e, bu aşamadan sonra olan oldu. Bizi ilgilendir ilgilendiren durum nedir? Türkiye'yi bundan sonra ne, ne olacak? olacak? Bakın doğru. bundan sonrasını bizim okumamız lazım yoksa. Ölen öldü, kalan kaldı, düşen düştü. İran'ın durumu ortaya çıktı. Bundan sonra ne olacağı bizim için önemli. Hocam İran açısından önemli. Bir de hemen öncesinde Slovakya Başbakanı suikast girişimine uğradı biliyorsunuz. Yani evet. dünya olarak da nasıl bir sürece ilerliyoruz acaba yani? Burada Şimdi, da bir suikastlar dönemi mi sorusu var. Bu yani insanlık tarihi boyunca suikastlar hep olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca vardır ama bunun eee gerekçeleri ve doğuracağı sonuçlar önemlidir. Kesinlikle. Yani sıradan bir insana suikast yaparsınız bir sonuç doğurmaz. Ama eğer bir insanı öldürürseniz bundan doğacak sonuçları hesaplayarak bunu yapmışsanız bu çok tehlikeli bir şeydir. Ve kurnazca yapılan işler olabilir. Şimdi burada e, bu olayla ilgili ne söyleseniz yeridir. Ne söylesin? çünkü elimizde ne bir veri yok. Ne hocam yani sabotajda bir deseniz, deseniz kazada deseniz. Suikast Kaza da deseniz. deseniz olur, suikasta deseniz olur. İran kendi içinden bu suikastı yaptı deseniz de olur. Doğru. İsrail yaptı, Amerika yaptı deseniz de olur. Hepsi olur. Çünkü elimizde veri yok. Demi bir soru sordu Mete Bey? Ya bu veriler elimize olacak mı? Hayır olmayacak. İran bu verileri bize vermeyecek, dünya ile paylaşmayacak ve bunun üstünü işte örtmeye ya da işte bu Amerika e, ya da İsrail üzerinde e, atılı tutmaya çalışacak. Benim kişisel kanaatime göre siyaseti yani okuyabildiğim kadarıyla Orta Doğu siyasetini evet. bu işte İsrail'in parmağının olması en düşük ihtimal bana göre en düşük ihtimaldir. Niye böyle söylüyorum? Çünkü İsrail zaten doğrudan vuruyor İran'ı. Daha bugün büyük elçiliğini mı İran'ın. Doğru. Yani. Böyle gizli kapaklı iş yapmasına gerek yok ki. İran'dan korkup da e, işte Cumhurbaşkanı'nı öldüreyim de mesaj verin diye bir derdi yok ki. Doğrudan doğruya gitti. E, Büyükelçiliğini vurdu. E şimdi böyle bir ortamda kalkıp da e, İsrail'in bu işte parmağı vardır e, diye düşünmek imkansız değil ama bence düşük bir ihtimal. Evet. Kaza olabilir mi? En büyük ihtimal eden birisi sıradan bir kaza olma ihtimalidir. Olabilir tabii ki e, ama bu kazalar zinciri pek akla yatmıyor değil mi pek akla yatmıyor yani benim en bu azından bu kadar ihmal Başak hanım benim akla yatmıyor Doğru. yani ee, olur mu ya olur kör parmak kör göze girer mi girer yani bir şey demem olabilir olmaz diyemem helikopter eskiydi parçası yoktu hava koşuluydu Üstelik şuydu mi? buydu el parmağınız girer de ayak parmağı girmez çok zordu. <laughs> çok, çok zor bir şey. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. Yani burada en yüksek ihtimalin İran içindeki bir hesaplaşma olasılığını ben daha yüksek görüyorum. Çünkü e, reisinin e, Hamenev'in yerine en güçlü adaylardan birisi olduğu artık herkeste. Dini herkes lider, geleceğin daha. dini tabii. lideri. Ya şimdi Cumhurbaşkanı, bakın Türkiye'de Cumhurbaşkanı bir numaradır değil mi? Evet. Tabii. Yani şu anki evet. hükümet sistemine göre Türkiye'nin bir numara, devletin bir numaralı kişisi Cumhurbaşkanı'dır. Evet. Ama orada öyle değil. İran'da yani Cumhurbaşkanı var ama dini, dini lider, lider daha üsttedir. Doğru. O nedenle yani Cumhurbaşkanı'nın ölmesi e, sistemi çok öyle değiştirecek, öyle İran'ı karıştıracak falan bir şey değil. Çünkü lider ölmemiştir. Oradaki adeta tırnak içinde teknik birisi ölmüştür ya da öldürülmüştür. Önemlidir tabii, önemsizdir diyemem ama evet. burada esas hadise İran içindeki dengeler. Çünkü e, reisinin İran içinde de çok sevilmediğini bütün dünya kamuoyu bilir. Elbette ki şimdi bir şehit tırnak içinde, bir şehit olarak e, şehir şehir gezdiriliyor. İnsanlar tabii ki ağlıyor. Yani bir şey demem Hocam onlara. Hocam ama o akşam bazı yerlerde İran içerisinde böyle kutlama e, görüntüleri de yansıdı. Yanlıştır. Yani hani ben, Sizin ben, o ayrılığı vurguladınız doğru ya durmam. aslında onu anlatan ama, bazı ta, kareler de oldu. Tabii yani sevinç gösterileri yapanlar da olmuştur. Bu bize neyi evet, gösteriyor? Doğru. Yani reisinin aslında... Ee, ta savcılık döneminden yargıçlık döneminden gelen binlerce idamın altında imzası olan ve e, tabi bize düşmez ama İran'dan gelen yazılardan okuduğumuz kadarıyla ciddi şekilde itham edilen bir insan konumunda reisi. Bu nedenle de e, çok da sevilen bir insan değil aslında. E, ve birinci isim olmaya da en yakın aday olduğu için... Hatta gördünüz mü bilmiyorum hocam bazı çizimler vardı bugün işte helikopteri evet. saran Saçlar, kadın saçları tabii, vesaire. Tabii tabii, evet. tabii. yani bunlar e, yabana atılacak şeyler değil ama bir insanın öldürülmesi için asla böyle bir şey ölümü asla tasvip etmeyiz. Daha da ileri gidelim İran devrimi yapıldığında Humeyni döneminde yani birazcık hafızamızı hatırla, e, zorlayacak olursak Humeyni döneminde Humeyni kendisinden sonra oğlunu dini lider yapmak istemişti. Evet. Ama oğlu o dönemde manasız bir şekilde ya da açıklanamayan ya da tırnak içinde şüpheli bir şekilde vefat etti. Vefat. Ve Hümeyni döneminde babadan oğula geçen bir dini liderlik sistemi kurulamadı. Şimdi Hameney yi döneminde yine okuduğumuz ve algıladığımız kadarıyla Hameney kendi yerine oğlunun gelmesi konusunda İstekli görünüyor. Reisi de yani tamam biz onaylamıyoruz. Ben şahsen onaylamıyorum yaşadığı yaşamı, yönetim tarzını, dünya görüşünü bir şeyini onaylamıyorum. Ama bana düşmez İran. Ama evet. ben onaylamıyorum. Fakat böyle bir insanı İran'ın onaylamaması ve e, Hamene'in de evladını oraya koymak o istemesi temesi. benim kafamda. Yani soru işaretleri Tabii. bu işin bir iç hesaplaşma ya da İran içinde bir... E, Kurgu, ...kurgu olma ihtimalini... ...güçlendiriyor. Kimisi diyecektir ki hadi oradan... ...kimisi diyecek ki olabilir. Her şey olabilir. Hocam, Ama şu kimse, benim kafama bu yatıyor daha çok. Herhangi bir bu meseledeki... ...bir tezle ilgili hadi oradan diyemez galiba. Kimse yani diyemez. Çünkü çok kimse açık diyemez. kapı var. Değil mi Buket? Evet. Ama şöyle e, ben... Katılıyorum çünkü notlarıma ben de aynısını yazmıştım. Şimdi özellikle Fransız televizyonlarında çok ciddi böyle hani sanki Mossad yapmış falan filan gibi böyle vurgular yapılmaya çalışıldı. Ee, İranlı. Şöyle espriler yaptılar hatta işte Mossad ajansıymış e, helikopterin pilotu Hı -hı. helikopter. O da bazıları tarafından ciddiye alındı. Evet. <laughs> ee, ya yani oralarda tehlikeli aslında bu duyduklarınızı gerçek zannetmek ve onun üzerinden e, bir, bir takım sonuçlara varmak böyle hani hatta biz kurtarma ekibi gönderelim Mesra ile gibi İsrail tarafından adeta dalga geçercesinde bir tavır vardı ilk vardı, saatlerde. Vardı. Orada tabii ben şunu düşünüyorum. Hani böyle İsrail'de şey vardır ya Hani bakın biz böyle yaparız, biz şöyle yaparız. Hani İran ve İsrail arasında göstermelik birbirlerine bir takım saldırılar söz konusu da kimsenin birbirine adam akıllı aslında bir şey yaptığı yok. İsteseler 3. Dünya Savaşı'nı çok net başlatabilecek hamleleri iki ülkenin de atabileceğini düşünüyorum. Ama yapmıyorlar. Hani böyle oyalanıyorlar diyeyim kendi aralarında. O yüzden açıkçası o Fransız televizyonlarında işte Mossad'ın imaları veya işte sosyal medya üzerinden Mossad'ın imalarını ben de doğru bulmuyorum. Hamaney çok ciddi bir şekilde oğlu Müşteba Hamaney'in yerine geçmesini istiyor. Bu hani e, istek ve arzudan çıkmış durumda bence. Zira az önce Mete Bey'in anlattıklarından da yola çıkarsam e, İran'ın kendi güvenlik zafiyetlerini yaratarak zaten e, Mosa'da herhangi bir iş bırakmadığını görüyoruz. Yani o kadar fazla şey anlattı ki Mete Bey tablo aslında ortada. Yani sanki bile isteye adamı helikoptere koymuşlar öldürmüşler gibi duruyor. Şimdi e, daha önceki dini liderin işte oğlunun e, böyle bir durum yaşaması, e Hamane'nin kendi oğlunun geçmesini isterken belki başına kendi oğlunun böyle bir suikast gelmesini istemediği için veya bu geçişi sağlamlaştırmak istediği için böyle bir şey yapmış, istemi, yapmış olma ihtimali e, yine bana açıkçası daha şey geliyor. Çünkü hiç kaza gibi gözükmüyor.